Merhaba arkadaşlar, CoinEvren'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir testnet videosuyla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bu videomuzda Cosmos ekosisteminden Lumeris Finans projesinin testnet işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Testnet aşamasına sizlerle beraber katılacağız ve ileride bir airdrop yapılırsa arkadaşlar bu airdrop'a testnet kullanıcıları olarak hak kazanmaya çalışacağız dostlar. Öncelikle videomuza geçmeden önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın dostlar. Eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim ve platformumuza dönüş yapalım arkadaşlar. Cosmos ekosisteminde bir proje olacak. Lumeris Finans bir DeFi yani merkeziyetsiz finans platformu olacak arkadaşlar. Bizler platform üzerinden yatırım yaparak Cosmos ekosisteminde gelir sağlayabileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi platform bu şekilde. Şu anda 4 tane farklı havuz var testnet aşamasında. Burada bakın gördüğünüz gibi günlük kazanç oranları ve AP'ye yani yıllık kazanç oranları da burada görünüyor arkadaşlar. Tabii ki şu anda platform testnet aşamasında olduğu için herhangi bir gerçek yatırım yapmıyoruz ve bir gelir sağlamıyoruz. Bizler yalnızca platformu şu anda test edeceğiz. Mainnet aşamasında da yine buradaki testnet'a benzer bir mainnet yani platform bizi karşılayacak arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi öncelikle bizler Cosmos ekosistemini kullanacağımız için bu testnet işlemlerimizde bir Cosmos cüzdanına ihtiyacımız olacak. Bu cüzdanımızda Kepler Wallet arkadaşlar. Kepler Wallet'ı kurmanız gerekiyor. İşlemlerimizi Kepler cüzdanımız üzerinden yapacağız. Cüzdan kurulumunu anlatmayacağım arkadaşlar. Chrome web mağazasından bulabilirsiniz Kepler cüzdanını. Yine bu sayfanın linkini de videonun açıklamalar kısmında size bırakırım. Gördüğünüz gibi benim şu anda kurulu olduğu için burada kaldır seçeneği mevcut. Fakat siz de burada Chrome'a ekle olarak yazacaktır. Chrome'a ekle diyerek bakın burada gördüğünüz gibi bizim şu anda kurulu burada. Sizin de burada eklenti olarak buraya eklenecek arkadaşlar. Kepler cüzdanınız ve kendinize bir cüzdan oluşturacaksınız. Daha sonrasında yapmamız gereken işlem arkadaşlar. Bizler Kepler cüzdanımız üzerinden Juno testnet ağında yapacağız işlemlerimizi. Fakat şimdi cüzdanımıza giriş yaptığımız zaman sizler cüzdanınıza giriş yaptığınızda Juno testnet ağının ekli olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Bakın burada birçok ağ mevcut burada. Aşağı doğru geldiğinizde bakın burada şu anda benim Juno Uni Testnet ağım ekli. Fakat burada sizde ekli olmayacaktır arkadaşlar. Bu Testnet ağını eklemeniz için ne yapmanız gerekiyor? Hemen onu söyleyelim. Platforma geliyorsunuz arkadaşlar. Platformun linkini de videonun açıklamalar kısmında bulacaksınız. Platforma geldikten sonra Connect Wallet butonuna bastığınız zaman sizi Kepler cüzdanınıza zaten yönlendirecek ve ona isteyecek. Kendisi Kepler cüzdanını arkadaşlar Juno Uni Testnet ağını kuracaktır. Daha sonrasında bakın buraya gelerek buradan Juno Uni Testnet ağını seçiyorsunuz arkadaşlar ve platforma bağlanmış oluyorsunuz. Daha sonra yapmamız gereken işlem bizim test tokenlerine ihtiyacımız olacak. Bakın şu anda cüzdanımızda herhangi bir Junox tokeni yok arkadaşlar. Test tokenlerimizi almamız gerekecek. Bunun için de ne yapacağız arkadaşlar? Juno Discord kanalına gideceğiz. Discord kanalının linkini videonun açıklamalar kısmında size bırakacağım arkadaşlar. Daveti kabul ediyoruz ve Discord kanalına gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben daha önce kanala katıldım. Fakat siz kanala ilk defa katıldığınız zaman sizin burada arkadaşlar bütün kısımlar açık olmayacaktır. Buradaki diğer menüler, buradaki kısımlar sizde açık olmayacaktır. Öncelikle siz kanala geldiğiniz zaman arkadaşlar size bir bot tarafından bir mesaj gelecek. Bakın burada en üste geldiğiniz zaman size buradan bir bot mesaj göndermiş olacak arkadaşlar. O botun attığı mesajda bir robot doğrulaması linki bulacaksınız. O linke tıklayarak robot doğrulamanızı öncelikle tamamlayacaksınız. Daha sonrasında da sizin de burada bende olduğu gibi menüler burada sizde de açılacak arkadaşlar. Buradan Faceout yani musluk kanalını bulacağız arkadaşlar. Böyle aşağı doğru kaydırıyoruz. Ve bakın burada Faceout Faucet kanalı var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Ve buradan test tokenlerimizi talep etmek için buraya şunu yazacağız arkadaşlar. Aynı benim yazdığım gibi
Bakın burada diğer insanlar da zaten yazmışlar arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi bu insanların yazdığı gibi bu şekilde yazıyoruz. Bir adet boşluk bırakıyoruz ve Kepler cüzdanımıza giderek buradan cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Bakın bu bizim cüzdan adresimiz. Bunu kopyaladık. Geldik buraya yapıştırdık arkadaşlar. Gönderdik. Ve bakın test tokenlerimizin bize gönderildiğini söyledi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kepler cüzdanımıza gidiyoruz. Kontrol ediyoruz. Bakın 4 adet Junox test tokenini bize gönderdiler. Şimdi artık platformu kullanmaya başlayabiliriz. Platforma dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Burada 4 adet farklı havuz mevcut. Şimdi öncelikle ilk havuzdan başlayalım. Buraya bir Juno yatırımı yapacağız. Miktarı ayarlayın arkadaşlar. Çünkü birçok işlem yapacağız burada. Örneğin 0,2 adet öncelikle bir bond işlemi yapacağız. Bizi Kepler cüzdanımıza yönlendirdi. Buradan onayımızı veriyoruz arkadaşlar. Şu anda bir yatırma işlemi yaptık biz arkadaşlar. Bond işlemi yaptık. Bunu diğer havuzlar için de böyle tek tek yapacağız. Diğer havuzu açtık. Yine buraya da 0,2 adet bond dedik, cüzdanımıza yönlendirdi. Onayımızı verdik. Şimdi üçüncü havuzumuzu açalım. Buraya da 0,2 adet bond işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Approve dedik, onayımızı verdik. Şimdi diğer havuza geçeceğiz. Evet, bu da başarılı. Diğer havuzumuzu açtık. Yine buraya da 0,2 adet bond işlemi, yani yatırma işlemi yapıyoruz dostlar. Evet, 4 havuza da bu şekilde paramızı yatırdık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İlk havuzu tekrar açıyoruz. Ve bakın burada unbond ve unbond all seçenekleri mevcut arkadaşlar. Öncelikle bir kısmını geri çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle %25'lik bir kısmını unbond diyerek geri çıkarıyoruz. Yani geri çekiyoruz. Onayladık. Şimdi de kalan kısmının tamamını çekeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden unbond all butonuna basıyoruz. Tamamını seçti bizim için. Approve dedik, onayladık. Platform üzerindeki bütün kısımları kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Unbond all diyerek kalan kısmını da ne yaptık arkadaşlar? Çektik. Şimdi bu havuzu kapattık, diğer havuza geçtik. Buraya da yatırmıştık. Ne yapacağız? Şöyle bir miktarını, bu sefer de %40'ını mesela unbond diyerek havuzdan geri çekelim arkadaşlar. Şimdi de kalan kısmını unbond all diyerek tamamını geri çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu unbond işlemimiz onaylansın. Evet, onaylandı. Şimdi unbond all dedik ve kalan kısmının tamamını da çekiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Diğer havuzumuza geçtik arkadaşlar. Bu havuza da geldik. Buradan da örneğin %10'luk bir kısmını unbond edelim. Çekelim. Evet, şimdi unbond all diyerek bu sefer de kalan kısmının tamamını çekiyoruz. Şimdi de son havuzumuza geçiyorum. Son havuzumuza geldiğimiz zaman da yine buradan bu sefer şöyle %64'lük bir kısmını unbond edelim. %64'lük bir kısmını çektik arkadaşlar şu anda. Şimdi de unbond all diyerek kalan kısmının tamamını çekiyoruz. Amacımız platform üzerindeki bütün işlemleri kullanmak, bütün butonları kullanmak olacak arkadaşlar. Evet, buradan da tamamını seçtik. Şimdi bakın burada havuzu açtığınız zaman şurada Show Claims diye bir buton var arkadaşlar. Yani ödüllerimizi claim edebiliyoruz. Fakat burasını şu anda yapabilmemiz için ne yapmamız gerekecek? Tekrar içeriye bir bond, yani yatırma işlemi yapmamız gerekecek. Bu yüzden tekrar içeriye örneğin 0,3 adetlik bir bond işlemi yapıyorum ben şu anda. Onayladım. Diğer havuzumu açıyorum. Buraya da 0,4 adetlik bir bond, yani yatırma işlemi yapıyorum. Diğer havuzuma geçtim. Buraya da 0,2 adetlik yatırma işlemini yapıyorum. Ve son havuzumu açıyorum arkadaşlar. Son havuzuma geldiğim zaman da buraya 0,5 adetlik bir yatırma işlemi yapıyorum. Bakın cüzdanı açtığınız zaman burada fiili de kendiniz düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin mesela düşük fiil seçelim. Bakalım onaylayacak mı?
Daha az işlem ücreti de bu şekilde ödeyebilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde de yapabiliyorsunuz ve daha az işlem ücreti ödeyebiliyorsunuz. Şimdi yatırma işlemlerini tekrar yaptık arkadaşlar. İlk havuzumu tekrar açayım. Bakın burada Show Claims kısmı mevcut arkadaşlar. Nisan 20'de arkadaşlar. Bakın ne diyor? Nisan'ın 20'sinde buradan claim işlemi yapabileceğiz arkadaşlar. Biz Çarşamba günü, Nisan 20 Çarşamba günü oluyormuş sanırım. Buradaki claim işlemini bizler 20 Nisan'da yapabileceğiz arkadaşlar. Siz de takip edin. Claim gününüz geldiği zaman arkadaşlar, buraya bastığınız zaman, burada yazan tarih geldiği zaman buraya gelerek platform üzerinden claim işleminizi de tamamlayın arkadaşlar. Bu kısmı da kullanmanız gerekiyor. Unutmayın. İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.